buradan Bitlis'e kadar Rukiye teyze bile görmüş. O güncüm der ki toplamış. Yemin ediyorum ben arabayı... Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsın? İyisin, iyisin. Ben bana ne bakıyorsun ya? Ben iyiyim. Hmm. Kim demiş? Saçmalama. Şaşırdı. Video başlamadan önce her zaman gibi küçük bir hatırlatma yapacağım. Videoyu lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmuyoruz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Minik zil işaretine de basmayı lütfen unutmayın ki bildirimler size gelebilsin. Çünkü bununla alakalı bu aralar çok fazla mesaj alıyorum. Ki bildirimleri parayla gönderiyorlar. Kötü bir gün geçiren insanlara, yani benim her günüm. Şaka bir yana, kötü bir gün geçiren insanlara bakacağız. İnsanların kötü gün anlayışları neymiş yani? Kötü gün kıstasları neymiş? Bunlara bakmış olacağız. Bunu fark ettin mi? Fark ettin mi? Sen onu söyle. Asi tarzımla kamera karşısına geçmek istedim bugün. Bunu fark ettim ben. Haluk Leventciyiz oğlum. Temptation, Godsmack. Şimdi bak. Bu adam ya da kadın arabayı nasıl oraya sokmayı başarabildin? Allah aşkına. Bana bunu birisi açıklayabilir mi? Bana ekstra ekipman sağlasalar yemin ediyorum ben arabayı bu şekilde sıkıştıramam yani. Cidden mesela bak, bu bir yetenek. Bunu herkes yapamaz. Bu şunun gibi bir şey. Benim kafamı yanlışlıkla şunun içine sokmam gibi, yardım dilenmem gibi bir şey. Ütopik bir şey. Başarı olan bu. Gerçekten bu. Video öldür hakkını yemiş. Şaşırttı mı? Benim PlayStation konsolumu birisi böyle... Ay! Ben fırında köfte yapacaktım. Gibi bir şey yapacak. Buradan Bitlis'e kadar koşturur onu. Bitlis'te orada yaşamaya başlar. Sonra orada arar bulur onu. Tekrar hayatını orada da zindan ederim. Asla bırakmam. PlayStation konsolları konusunda çok titizimdir çünkü çok pahalılar. Evet, bir anne ve çocuk gidiyor. Bu şey. Ablacığım sen iki tane çocuk yapmışsın zaten. Çocuk çok güzel bir tepki verdi bu arada. Annem babam da böyle ekstra çocuk yapmaya çalışsaydı. Bunun için de mi o? Böyle bir patlatırdım. Çok doğru yaptı. Partiye gidiyorlarmış sanırım. O balonun içerisindeki, bilmeyenler için söylüyorum, mavi ya da pembe renk olması gerekiyor. Bu da çok cinsiyetçi bir şey bu arada, bence çok saçma geliyor. Baby shower'larda oluyor sanırım ya da bilmiyorum. Bak şimdi ekstra baby shower değil o salak. Şeyler duymak istemiyorum. Artık her ne boksa doğum öncesi partiler, cinsiyet öğrenme partisi. Balonların içine mavi ya da pembe şeyler koyuyorlar. Patlattıklarına mavi olursa erkek, pembe olursa kız oluyor. Gibi bir gelenekleri, görenekleri var yeni nesil evli çiftlerimizin. Burada da partiye giderken iğneyi vurup aslında tüm sürprizi berbat ediyor. Kız olduğunu buradan benim köydeki nenemin, halasının, kızının yengesi Rukiye teyze bile görmüş oluyor. Gece hayatında ben arkadaşlarım çok iyi bilen. Bu ne biliyor musun? Bu tamamıyla bak. Şşt, aşkım ben çıkmayayım ya. Abi ben pijama terlik. Ya vallahi oğlum bir bira içeceğiz ya. Emin misin? Vermeyeyim lütfen. Bir biram. Dedikten sonraki ben. Mesela ben olsaydım o patatesle topladıktan sonra bir de yerdim. Saçmalama, atılır mı nimet? Bu arada sarhoş olduğumda en pişman olduğum şeylerden biri ne derseniz biri değil, hatta başta böyle koşuyor. Story atmak abi. Sarhoş marhoş olduğunuz zaman telefonunuzu alın, böyle elektrikli bir kafes yaptırın, onun içine koyun, her yaptığınızda diye elektrik çarpsın mümkünse. Aynada iki kişi birbirince as. Ben yukarı görmedim. Hamile kadın gibi maşallah. Mansumlar apartmanındaki Safiye gelse bile temizleyemez bu evi. Sana yemin ediyorum. Anlamadım ki ne bu, bir şey borusu patlamış herhalde. Mesela şu an bu an benim direkt hayatımın bitiş finish noktası. Sen onu gördün mü? Güzel hayattı. Bayağı iyi yaşadım. Ondan sonrasının için benim hayatta tutunabilme motivasyonu bulamazdım ben kendim. Minicik bir şey. Ne işe yarıyormuş? Bunun işleri neymiş? Güneşte de. Mesela bunları izlerken o kadar bana yabancı gelmiyor ki, bunların hepsi ama hepsi benim günlük hayatta yapabileceğim şeyler. O yüzden bana hiç böyle izlerken şey olmuyor. Banyodan aşağı sürme oldu evin içinde, o hariç. Diğerleri genelde benim için çok okey yani. Of, nimete niye vuruyorsun? Kendi salaklığın. Niye nimete vuruyorsun? Niye tekme atıyorsun? Altan kesin şey yapar. 15 saniye kuralı, 15 saniye kuralı, bir şey olmaz ki. Diye yemiştim kesin. Çünkü neden? Onlara para verdim. Tabii de böyle bir şey yapmadım. Bunu yaşa inandınız mı? İnandıysan gerçekten şaşırdım. Ablacığım o parmaktan o yüzük çıkmaz. Sabunlayacaksın. Ben daha yine bir şey yaşadım. Bunun şişeli versiyonunu yaşadım. Onu süreceksiniz böyle anlarda arkadaşlar. Bak git. Yarın bir
hastaneye falan gidip görüneyim, bir test falan yani, bu kadar mükemmellikle alakalı. Çünkü ben böyle bir şey de yaşadım. Doktora gittim ben. Doktora dedim yani kötü hissediyorum, iyi hissetmiyorum falan. Doktor bana nazar doğası yazdı. Aşırı mükemmelliğe dayalı nazar değmesi teşhisi kondu. Yine bak aşırı zekiliğimden ve mükemmelliğimden kaynaklı bir atak yaşadım az önce. O yüzden kusura bakmayın. Ablacım dolma gibi şişmiş, böyle şalvar gibi olmuş. Gangren olur o parmak, keserler o parmak. Gidip çıkarttırsanıza. Ay bunları da anlamıyorum. Benim başıma böyle bir şey gelecek. Store atana kadar, yemin ederim o çıkmadan ben su bile içemezdim yani. Soykatın baksın. Ocağın sınırsın. Tuttum daha kurusun. Bir sürü sen evlendim. Herkes başın etini yerdim, su daha içemezdim. Ben asla bu kadar rahat olamazdım. Şaşırttın. Yemek yapıyor. İki çift. İki çift yalnız. Maşallah bugün ya bak. Gene zeka küpü. İki kişi yemek yapıyor ama ben iki çift diyorum. Çorap zaten bunlar. Hiç bok anlamadık ya. Siz bir şey anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ha yemeği döküyor. Bu benim için bir ayrılık sebebi. Aşkım, bir tane seni çok seviyorum biliyorsun. Falan direkt böyle olurum yani. Direkt oradaki o aşk seviyem buradan şuraya inebiliriz. Çünkü neden? En ince noktamdan vuruyor beni. Bunu şaşırmayacak bir insan yok burada. Varsa lütfen burada söylesin. Ne yaptı ki? Vurdu mu adamı? Niye peşinden koşturuyor? Abicim ya şu çocuğun peşinden koşacağın azmi sabah koşusuna, kardiyosuna verseydin en azından göbeğin erirdi be. Anana bacına küfretti. Ne yaptı ki? Kıçına vurdu. Ben direkt böyle geçerdim yani. Ne bu sinir nefret ya? Deyip yarım. O güncüm merhaba nasıl? O güncüm derken? Çırma! Falan gibi tepkiler vereceğim için şu an bu dediğime ben bile inanmadım. Üşenirdim. Ya buradan spora gideceğim şimdi. Gitmeyecek olsam vallahi koşardım. Ki de yıllarca orada oturduğu için, bir su içmeye, tuvalete gitmeye bile kalkmadığı için, bu da ben gibi işte. Otur bir yatarım. Resmen susuzluktan öldüğüm günleri biliyorum. Eve biri gelsin de bana su versin diye beklerim yani. Ya da yukarıdan böyle biri insin de bana su versin. Çünkü ben kalkıp alamam. Neden? O an keyfimi bozamam. Etrafımda ne varsa böyle, etrafımda atıyorum bir saksı vardır. Bir şey vardır, içinde su vardır, onu bile içerim ama kalkıp da su alamam. Çünkü gerçekten bu konulara çok üşen. Evet Kamil atlıyor, Allah cezanı ver, trollemişlerse. Bir kere bak, benim arkadaşlarım bana dese ki o gün atlasana lan şunu diyecekler. Ben ne oldu ya? Tamam. diye atlamam. Sen bunu hak etmişsin. Benim arkadaşlarım bana böyle bir şey diyorsa troll. Bu direkt anlarım yani. Niye kalkıp da onun üzerine atlayıp atlamam gerektiğini söylesin ki böyle? Sana mantıklı geliyor mu? Yoldaki her tane gerizekalı toplanmış. Birbirlerine bakıyorlar. Sonra da sana diyorlar ki atlasana şuraya. Neden olurdu? Ya da ilk önce sen atla sonra ben atlayayım. Falan gibi böyle. Sanki çok zekice bir cevap vermişim gibi. Böyle bir surat ifadesiyle böyle bir cevap vermiş olurdum. Bir şey değil. Bu çok korkutucu bir şey. Çünkü bu asla çözülmez. Hiçbir imkanı yok. Bu saç direkt kesilir abi. Gülüm ya. Drone kafanda uçuracak kadar ne yaşadın Allah aşkına ya. Şurada drone mu uçulur ya? Yapanı drone'a bağlardım. diye böyle dalga geçe geçe sabah şarj bitene kadar, hatta ilk sıra şarj alırdım onu. Batarya alırdım. Onu da sokardım. Baya 3 gün boyunca buradan Bitlis'e kadar falan filan drone'la onu uçururdum. Benzememiş mi bu? Çocuğun sanırım bir şey alerjisi var ya da bir şey sokmuş ya da saçlarını boyatmış, bir şey alerjisi var. Onu... Ah yavrum kıyamam, çok kötü ya. Düşünsene abi, bir gün arkadaşınla normal bir şekilde kahve içmeye gidiyor. Naber kanka? Ertesi gün bir geldim, Beats kulak kalmışım, doğum günü hediyesi gelmiş. Bir gördüm, yemiş yani ısırmış. Berbat hali kulaklık. Allah'ım dövsem mi, sövsem mi? Hatasını da biliyor. Bir de bakıyor, o gün sakin ol, o gün sakin ol, o gün sakin. Kızamıyorum da. Ben bu hayatta sadece burada hayvanlara kızamam. Bana öyle baktığını görünce zaten 10 tane Beats kulaklığı da yemiş olsa zaten benim için hiç umurumda bile olmaz. Bu sinirimi bir yerden çıkarmam gerekiyordu. Nereden çıkardım? Eski sevgilimden. Ay tüylü çıkarım, kafası sürmüyor. Gerizekalı Kezban. Gerizekalı, mal mısın? Niye tüy dökücü krem kafana sürüyorsun ya? Sakallarına sürmeyin. Tüylü küçük krem suratına sürülür mü, kafana sürülür mü gülüm? Orada saç var ya. Şimdi bu da bir tüy ya, o da gider ya hani. Kötü bir gün geçiren insanların günlerine ve anlarına baktık.
Yani benim için çok kötü günlerdeydi çünkü daha önce dediğim gibi genellikle benim günlerim zaten bu şekilde geçtiği için bana ekstra çok çok kötü günler gelmedi. Allah tabii daha kötü günler vermesin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle videolar gelmesini çok istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.